For believing in prophets of Allah Almighty, we continue rules of faith, rules of iman. Believing in prophets Allah Almighty. Allah Almighty sent us 124 prophets. We must know about them. All prophets are taking their light, their nur from our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam is Lord of all mankind, Lord of all the prophets. Fifth, believing to judgment day. It is very important. All Muslims are believing in judgment day. That's why a Muslim cannot make any sins easily, because he contemplates when his ego come to him and said to him, make this sin and make this sin. He contemplate, if I do this sin, what could I do in front of Allah Almighty? What could I do in judgment day? I cannot do this sin. No, I am scared of Allah Almighty. If you believe in judgment day, you will contemplate like this. But non-believers don't contemplate being in front of Allah Almighty in judgment day. They are thinking only about this life. They don't care. When he want to do any sin, any mistake, any fault, they do. If we cheat the policeman or government, we do whatever we want to, because they are not scared of Allah Almighty. Only they are scared of punishment from the policeman or government. That's why in this century people do so many illegal things. If everyone believe in judgment day, everything will be very nice, very calm, because everyone will control themselves. So this rule very important for us, for all mankind, for humanity. Sixth, believing in fate, in destiny. It is also very important, because we are weak servants of Allah Almighty. We don't carry troubles of this life. When we know all things are coming from Allah Almighty for test, Allah Almighty is testing us every time. When we know this, all things will be easy for us. Allah Almighty put on the way of life so many barriers, which is troubles for us, if you are patient or not. Allah Almighty put so many barriers and looking at us. If you hit these barriers or jump above over them, if you hit this barrier, you are not patient. If you jump over them, you are patient. If you are patient, your faith will improve, your spirit will improve. All worship for improve our spirit. When we improve, we understand all things in this life, all secret in this life. We must be patient for all worship. Yes, these rules very important for us, for all mankind. We should know, we must believe. Allah Almighty want from us to understand Him, all things. Allah Almighty doesn't want from us bad things. We should say other characteristics of Allah Almighty. It is very important. It is also very important for us. Allah Almighty has 8 characteristics. We are saying for this subuti sıfat.
Hayat, ilim, semir, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Hayat, Allah Almighty is living in a life. İlm, Allah Almighty has endless knowledge. Semir, Allah Almighty is listening. Basar, Allah Almighty is seeing. İrade, Allah Almighty make whatever he wants. Nobody can force Allah Almighty. İrade, kudret, Allah Almighty has endless power. Kelam, tekvin, Allah Almighty is speaking. Tekvin, Allah Almighty is creating. When we know these attributes, these characteristics, we understand an idol cannot be God, because he doesn't speak, doesn't see, doesn't listen, and doesn't respond us if we do anything to idol. He cannot respond us. How he will be God? All things, for we know, cannot be God, only Allah Almighty. وَمِنْ اللّٰهِ التَّوْفِقِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحِ Allah Subhanahu ve Teala tanımayı anlatıyorduk. Sıfatlarından imanın şartlarını anlatmaya başlamıştık. Dördüncüsü ise peygamberlere iman, ki bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberlere iman etmek imanın bir vazifesidir, imanın bir gereğidir. Ve bunun yanında peygamberler de kendileri aralarında rütbece ayrılıyorlar. Ulul azm peygamberleri var ve bütün peygamberlerin de, bütün insanların da, bütün varlık aleminin de efendisi, seyyidi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunu bilmemiz gerek. Sonra beşinci olarak da öldükten sonra dirilmeye inanmak imanın gereklerinden bir tanesi. Bu da çok önemli bir inançtır gerçekten. Neden? Çünkü öldükten sonra dirilmeye inandığı zaman bir insan kolay kolay, eğer bu inanç kalbinde tamamen sağlamca oturmuşsa, kolay kolay bir yanlış yapamaz. Neden? Çünkü bilir, yarın dirileceğim, falancadan bir şey çalsam veyahut da filanca bir zarar versem veyahut da Allah'ın emirlerini tutmasam, yerine getirmesem yarın Allah'ın huzurunda bekleyeceğim, duracağım. Orada Allah'a nasıl hesap vereceğim, ne diyeceğim diye düşünür, sıkılır. O günün inancı tekrar dirildiği zaman, bugün ne kadar insanları kandırsa da yarın onun karşısına geçip kandırdığını ona söyleyecekler. Bu senin malını çalmıştı, bu sana hainlik, bu sana ihanet etmişti, ortaya çıkacak zaten. Hiçbir şey bir şey yapma, hiçbir insana bir şey yapmasa bile Allah'ın huzuruna vardığı zaman Allah Subhanahu ve Teala, sen benim kulum değil miydin? Benim verdiğim rızkı yemedin mi? Benim aldığım, verdiğim havayı teneffüs etmedin mi? Benim verdiğim ömrü yaşamadın mı? O zaman dünya için o kadar çalışırken, dünyanın saadeti vesaire için o kadar uğraşırken, sınavlara girerken, bilmem uzun uzun iş yerinde çıraklık, kalfalık dönemleri geçirirken, bunların sıkıntısını göğüslerken sıkılmadın, usanmadın da benim önümde secde etmeye mi usandın, benim için oruç tutmaya mı usandın, beni zikretmeye mi usandın, bana yaklaşmaya mı usandın gibi, daha bunun tabi bu en asgarisinden söylenecek bir söz. Daha ileride sen o kadar dünyada kalbine neleri bağladın da beni hiç sevmek aklına gelmedi mi? Sana bütün güzellikleri bahşedene kalbini dönmek aklına gelmedi mi? Gibi bu sorular yarın Allah'ın huzurunda karşısına çıkacak. Bunlara düşünen insan ne olur? Günaha, yanlışa kolay kolay gidemez. Bu aslında devletler arasında hayatın nizamını kuran bir şeydir. İmansızlıkta ne vardır? Kaos vardır. Suç işlemek için ne tutacak insanı? İnsanları ne tutuyor şu an? İnançsız insanları ne tutuyor? Devletten yiyeceği ceza tutuyor, polis tutuyor. Polis dövmese, devlet ceza vermese o suçları çok rahat işleyecek. O zaman ne yapıyor? Polisin görmediği, devletin görmediği yerde ben bu suçu işleyeyim diyor ve işliyor. Görüyoruz ortada, her yerde suç kaynıyor yani. Ama Allah inancı olsa, ahiret inancı tam olsa, yarın Allah'ın huzuruna çıkacağım düşüncesi kalbine tam otursa, düşün bak. Bugün bir hakimin karşısına çıkacağı düşünce biraz tutuyor. O hakim ki her şeyi görmeye kadir değil, güç getirmiyor yani. Ama Allah'ın huzuru ki Allah her şeyi görüyor Celle Celaluhu. Her şeyi biliyor, içinden geçeni bile. Yani niyette bile kandıramazsın. Böyle bir zatın huzuruna çıkacağını düşünen bir insan nasıl bir günahı kolayca işlesin yani. Bugün kaos dinimizi
tam yaşamadığımız için, bu inançlara, Allah'a tam bağlı olmadığımız için karşımızda duruyor. Altıncısı ise imanın şartları nedir? Kadere inanmak. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Bu da çok önemli bir şey. Neden? Ya dünyada sen nizamı düzeltmeye gücün yetmez. Tamamen yanlışları düzeltemezsin. Her şeyin bir sınav olduğunu anlarsın. Kadere inanç olduğu zaman kalbinde. Her şey bir sınav, her şey bir test. Gözünün önünde her gün yaşadığın bütün olaylar, hepsi bir sınav için. Nasıl davranacaksın acaba diye Allah'ın çizdiği, koyduğu bir takım bariyerler. Önünde sıkıntılar, çileler, bariyerler. Allah-u Teala bakıyor. Ne yapıyor? Bu bariyerlere güm diye vurup da mı geçiyor? Yoksa üzerinden atlayacak imana sahip mi? Bunların hepsinin bir engel olduğunu farkına varıp da ona göre davranıyor kul diye bakar. Ayrıca kader olduğu zaman gözünün önünde elinle düzeltemediğim bir takım şeylerin vebalini de sırtına yükleyip aciz bir kul olan insan ki dünyanın kederini, sıkıntısını da taşıyacak kuvvete sahip değil. Kadere inancı olduğu zaman da bir takım şeylere karşı verecek cevabı olur yani. Takdir-i ilahi böyleymiş der. Yoluna sağlam bir şekilde devam eder. Devam eder. Sınavın bir gereğidir, bu imtihanın bir gereğidir. Allah da bizi böyle imtihan etti. Elimizden gelen bir şey yok. Rabbimizin tayin ettiği, çizmiş olduğu yolda güzel bir şekilde, onun istediği bir şekilde yürümekten başka bir seçeneğimiz de yok. Yok. Evet. Allah'ın bizden istediği nedir? Allah'ı tanımaktır. Rabbimizi tanımaktır. Kader sahifesine bakabiliyorsa kul, Allah'ın kudretini, ilminin ne kadar yüce olduğunu da bir anlama noktası da orada bulabilir yani. Bir de Allah Subhanahu ve Teala'nın subuti sıfatlar dediğimiz 8 tane sıfatı. Yani bu ilah olacak zatta bulunması gereken sıfatlar. Zati sıfatlar var, subuti sıfatlar var. Subuti sıfatlar nedir? Hayat. Allahu Teala diridir. İlim sahibidir. Endless diyoruz ya orada İngilizcesini, yani sonsuz ilim sahibidir. Sem'i basar, işitme sahibidir, görme sahibidir. Bizim göremediklerimizi, bizim duyamadıklarımızı Rabbimiz her şeyi, ayak toprağın altındaki karıncanın ayak sesini bile Rabbimiz işitir. Ve Allah Subhanahu ve Teala kudret sahibidir, irade sahibidir. İrade ne demek? Yani ne isterse onu yapar. Kimse Allah'ı zorlayamaz hiçbir şeye. Kudret sahibidir, her şeye gücü yeter Rabbimizin. Bin tane, milyon tane insana şifa vermek ile bir tanesine şifa vermek arasında hiçbir fark yoktur. Onun kudreti, ilahi kudret mutlak kuvvettir çünkü. Bir taşı kaldırmakla bir dağı kaldırmak arasında hiçbir fark yoktur ilahi kudretten. Kelam, Allah Subhanahu ve Teala konuşur, tekvin yaratır. Bunları biliyoruz. Ne için bilmemiz gerekiyor bunları? İlah olan zatta bu özelliklerin olması gerekir. Onun için basit süfli düşüncelerle bir insana ilahlık nispet etmek, hele hele bir puta ilahlık nispet etmek akıl sahibi insan işi değildir. Put nedir? Yaratmaya gücü yok, onu ben yapıyorum, bana sonra ilah oluyor. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Biz ona zarar vermek istesek onun bize yani o zararı def edecek, geri döndürecek gücü yok. Konuşsak cevap verecek gücü yok. Böyle bir şeye ilahlık nispet etmek akıl sahibi insan işi değildir. Bu ilahlık sıfatlarını anlatmamızdaki asli meselemiz ve gayemiz de budur yani. Rabbimiz yücedir. İlahlık sıfatların hepsi sadece onda bulunur. Tek ilah, mabudu bilhak olan, ibadete hak kazanan, ibadet kendisine yakışan tek ilah Rabbimizdir. Biz de onun kullarıyız. Onu tanımak, ona yakın olmak bizim şerefimizdir. İşte onu tanımaya, onu bilmeye gayret gösteriyoruz ki kendimizi yükseltelim, idrakımızı yükseltelim.